Oğlum hadi beni evime götür artık. Ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin. Kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada. Kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun. Onlar rahat edemiyordur. İn koltuğa. Olsun. Herkesin kendi evi. Hadi götür sen beni. Hadi hayır. Yine inadın tuttu. Geldin evine. Bak ne zaman istersen söyle gelip alayım tamam mı? Tamam yavrum. Hadi tamam. Görüşürüz. Herkesin kendi evi canım. Bir, iki, üç. Oo ne bu erken dönmüşsün 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum kalmam kimsenin evinde ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Daha sert bir şeyler versen benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Ve sizleri karı koca ilan ediyorum. Hadi gel be. Sen Halil babası Osman ve Gamze babası Mehmet, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, futbol takımı farkı gözetmeksizin birbirinizi dünürlüğe kabul ediyorsunuz. Ben çok sardım, ben kabul ediyorum. Yanınız dünür çok hevesli kabul etti ha, biz de gerdeğe girmeyelim. Aa, dur ne yapıyorsun, tabanla giriyorsun. Dünürü öpebilirsin. O arada anasının şey yani birazcık yüz versek dünürü bizi şey yapacak. Hadi o kadar. Halil anası Seda ve Gamze anası Mehtap, gelin ve damadı birbirinize karşı kışkırtmamayı ve usul dünürler olmayı kabul ediyor musunuz? Ayşe Kerem bu kabul ediyorsa ben de ediyorum. Bak oğlum bana bu düğün görüyorsun. Ay ne var be? Siz daha benim kızcağızıma gelinlik alamadınız. Kiraladığınız gelinlik de kızı Ebu Cehil'e döndürdü. Oğlum nereye gidiyorsunuz balayına? Mekke'ye mi? He? Bedir kuyularına mı? Kusura bakma da senin şaşı kızını aldık yani. Tamam damat diye garsonların yanına otur. Bak 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 bak. Senin 1.65'lik oğluna ne demeli? He? Köy peyniri. Kokuyor. Sen kime dokunma! Dokunma bana! Evet. Nurgül teyzenin yemek koyup öğrencilere verdiği tabağı tam 62 haftadır arıyoruz. Bugün 63. hafta. He, ben biraz yemek koydum tabağa. Tabağı verdim ona. Buraya görmedim tabağı. Tabak gelmedi. Ama bugün yeni gelişmeler var. Yusuf evladım sen en son nerede gördün tabağı? Bir daha anlat. Müge Hanım 62 haftadır söylüyorum ama Nurgül teyze tabağı bize verdikten bir hafta sonra biz çiğ köfte partisi yaptık. Mühendislikten Nihat Köse arkadaşımız artan çiğ köfteyi o tabakla kendi ev arkadaşlarına götürdü. Ben en son tabağı orada gördüm. Şerif Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet Müge Hanım biz emniyet güçleriyle beraber eve bir operasyon düzenledik. Tabağın o dönem küllük olarak kullanıldığına dair birçok kanıt elde ettik. Bir dakika Nihat attığımızda. Alo Nihat. Müge Hanım ben tabağı eve götürmedim. Hatta o gün Yusuf'u ev arkadaşı Hasan Koçak'la kırık bir tabağa konuşurken duydum. Hasan Erasmus'ta gitmişsin. Biz Hasan Koçak'la o gün kırılan bir bardağa konuşuyorduk. Benim en sevdiğim bardaktı. Çarpıtıyor. Efendim biz de Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse. Değil mi efendim? Kısmet bu işler tabii. Ya, bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsize gelemiyorum da. Nasip de varsa. Bu kadar. Bu bir cevap değil ki. Nurhan sen söyle var bir şey. Verdin mi babam vermedi mi? Anladın yani mı? Vermişse vermiştir. Vermemişse vermemiştir. Babam. Kısmetin önüne geçilir. Yani bakılır. Nasip de kısmet verir, olur. Alır. Kısmet olur nasip de olur. Sağlık tabii hepimiz için. Sonra bugün olmaz kısmet. Başka zaman olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur. Olmazsa canın sağ olsun. Bakın abi sen söyle bari verdiler mi vermediler mi? Edim gülüm varsa verir yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin adamın kızı. Afiyet olsun. Sana da vereyim mi balık ister misin? Yok hiç koyma balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok yok şekerim hiç koyma en sevmediğim meyve. Hayır anne en sevdiğim meyvesi greyfurt içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz yapıyoruz hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela keneviz yapmıyor. Sallama oğlum kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim bana getir oldu anlamadım ben de. Mahdi 1 liranız var mı? Ne oldu ne yapacaksın 1 lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. Ha. Freya. Abdülhalak. Alo ne? Çocuk esirgeme kurum mu? Evet bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktım. Sen gel yavrum. Yavrum biz seni dilendiriyor muyuz? Bir saniye uzak dur çocuktan. Çekil gel yavrum sen şöyle. Anne bak babam öldüğünden beri evden çıkmıyorsun. Gel bizde kal bir ay. Sonra ablama git onda kal. İyi madem hadi hazırlanayım da götür bir ay kalayım sizde. Ablama git. Tamam sonra senden köye sonra köye dayımın ablana yanına git. Yüceyze'ye git. Tamam anladım. If you're going to San Francisco.
tarafa moruk. Sen nereye gidiyorsun oğlumuz? Ataya doğru gideceğim. Heh, benim de orada ablamın oğlu var. Birkaç gün onda kalayım. Hadi bırak beni. Bismillah. Hey moruk. Atayım gideceğin tarafa. Sen ne tarafa gidiyorsun? Sinop'a devam edeceğim. Ha benim orada şey var. Aman gidecek vardır birileri. Hakan anneni göndersene biraz da abinlerde kalsın. Dediğim gitmediğim kanında duyacak mı? Baba ne duyarsa duysun. Şuna bak çocuğa neler öğretiyor ya. Baban ne? Oldu mu böyle? Hakem. Heh olmuş. Ben bir öğlen namazımı kılıp gelin. Sen de bize hızlı müzik aç.